Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukta min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de mukaddime bölümünün ikinci işaretine kadar geldik. Geçtiğimiz 4 derste birinci işareti anlamaya çalıştık gücümüz yettiğince. Şimdi artık ikinci işarete başlayabiliriz. Fakat ondan önce tekrar bir Haşir Risalesi'nin başına dönelim. Ve buraya hangi güzel adımla giriş yaptığımızı hatırlayalım. Bunu hep yapıyoruz. Bu dersimizin bir adeti hem de gerekliliği. Neden? Çünkü zaten biz bu dersi bu ayeti anlamak için okuyoruz. Bu ayetin gölgesinde gezmek, semasına ulaşmak için okuyoruz. Ve yine varacağımız yer bu ayet. Yani hem başlangıcımız hem sonucumuz. Hem bidayetimiz hem nihayetimiz bu ayeti kerimedir diye defaatle söyledik. Sizi bıktıracak kadar tekrar ettim ama belki bu dersle başlayanlar olmuşsa usulümüzü bilsinler. Daha doğrusu Risale-i Nur'un usulünü bilsinler. Risale-i Nur'da ayetler hem başlangıçtır hem sonuçtur. Hem bidayettir hem nihayettir yani. Biz onun altında gezeriz ve tekrar oraya varmaya çalışırız. Pekala, iki ayet var 10. sözün başında. Birinci ayet. Her ayetin başındaki ayet Bismillahirrahmanirrahim. Bunu konuşurken hep söylüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize ayetleri indirmesinin sebebi de bu ayet. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşu bize bu ayetleri bağışlamasını vesile olmuş, sağlamış. Onların hürmetine Cenab-ı Hak bize böylesi iltifatlarda bulunmuş. Yanı sıra diğer ayetleri anlamamızı sağlayan ayet de bu ayet. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah'ı bilmezsek, o ismi yanımıza almazsak neyi ne adını okuyacağımızı bilemeyiz. Nereden nereye varacağımızı bilemeyiz. Yani neyin harfi kılacağımızı bunları, hangi cümlenin parçası yapacağımızı bunları bilemeyiz dedik. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim aynı zamanda bize ayetlerin gideceği yeri de gösteriyor. Ve her şekilde Cenab-ı Hakk'ın ihsanatını bize özetleyen, anlatan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet, o ayetten sonra Rum suresinin 50. ayeti var. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Ayetin kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerime daha meal düzeyinde onunla muhatap olduğumuzda bile bize şunu hissettiriyor ki, bir, haşri görmek için, anlamak için, iman etmek için Cenab-ı Hakk'ın eserlerine bakmak lazım. Ama ne gözle? Rahmet eserleri olarak bakmak lazım. Bir, yani kainata bakmak lazım. İki, kainata Allah'ın eseri olarak bakmak lazım. Üç, Allah'ın rahmet eseri olarak bakmak lazım. Hemen başındaki ifade, meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda bu manayı bize hissettiriyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Önce bunu bir yap bakalım. Kainata bak, kainata Allah'ın eseri olarak bak. Kainatı Allah'ın rahmet eseri olarak bak. Devamında baharın dirilişi, yani kıştan sonra baharda yeryüzünün tekrar hayata dönmesi, o binlerce milyonlarca sayısını bilemediğimiz türlerin tekrar neşeyle hayata koşması bize bir eser olarak gösteriliyor, bir tefekkür edilesi süreç olarak gösteriliyor. Ardından da bu haşre ne yapılıyor? Delil olarak kullanılıyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. Şimdi düşünüyorsunuz, bunların arasındaki bu bağ nereden geldi? İşte onu bir, baştaki rahmet söylüyor. Yani
Cenab-ı Hak her baharda bunu niye yapıyor? Neden canlıları tekrar hayatı döndürüyor? Onu buna nasıl diyelim sevk eden ne? Elbette hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı mecbur edemez, muhtaç edemez kendine. Fakat Cenab-ı Hak kemal rububiyetinden, o rububiyetin şanından dolayı ikram etmek için rahmetinin şefaatiyle her baharda canlıları tekrar hayatı döndürüyor, onlara tekrar nimetlerini tattırıyor, tekrar hayatı başta olmak üzere bütün nimetlerini, rezzakiyetin altındaki bütün katmanları tattırıyor. Bu rahmet, bu kadar türü her bahar tekrar tekrar hayatı döndüren rahmet, ondaki kemal, ondaki işte ne diyelim şefkat, sevdirme kendisini, nimetlendirme, cömertlik vesaire vesaire bunlar iktiza ederler ki, gerektirirler ki insan türü de kışında kalmasın. Üzeri kar yağılı, toprağın altında donmuş kalmış, bir daha hayata dönmez bir şekilde bırakılmasın. Ne olsun? Tıpkı baharda olduğu gibi onlar da dirilsin, kendi baharlarını görsünler. İktiza eder dedik ve bu açıdan rahmet, bu bakış, kainata rahmet eseri olarak bakış bize haşrin gerekliliğini açıkladı. Allah Rahman olduğu için, Rahman içre Rahim olduğu için ahiret gerekir, iktiza eder dedik. Devamında ise o her şeye hakkıyla kadirdir dedi. Burada neyi hatırlattı bize? Yani imkanı var haşrin. Bir baharda binlerce, milyonlarca türü tekrar hayata döndüren Allah neden aciz olsun da haşa insanı yaratamasın, tekrar hayata döndüremesin? Böyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Hani yine Bediüzzaman'ın verdiği örneği hatırlayalım. Ya dağları yerinden kaldırıyor. Bir anda bir şehri yıkıyor, başka bir şehir kuruyor. Bunu görüyorsun, öyle bir sultan var. Ama bu sultan birilerini davet etmiş sofrasına. O birileri gelirken yollarında bir tane taş düşmüş. O taşı kaldıramaz diyorsun sen. Ya niye kaldıramasın? Bak dağları kaldırıyor, indiriyor. Şehirleri kuruyor, kaldırıyor. Yani böyle bir Allah'a o taş nedir ki yani yerinden kaldıramazsın? İşte bu açıdan kudret bize haşrin olabilirliğini gösteriyor. Bu baharda bu kadar şehirleri kurup kaldıran Allah, canlıları öldürüp kaldıran Allah, bir insan türü onun için bir şey değil, hayli hayli yapar. Bir sayfada bu kadar işi başaran, ahiretin geniş sayfalarında, darül kudrette neler nelere muvaffak olur da şaşar kalırız yani. Bunu bize haber veriyor elhamdülillah. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Elbette haşre dair daha birçok ayet var. Bu sadece onlardan bir tanesi. Ancak giriş kapımız bu. Bu ayetten sonra biz Kur'an'ın her yerinde geziyoruz aslında. Bu ayet bir merkez oluyor. O 13. söze de atıf yapmıştık. Tekrar dönmek istemiyorum konuyu uzatmamak için. Çünkü okuyacağımız bahis de uzun. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir ayeti merkezine aldığı zaman onu uzaydaki bir yıldız gibi düşünüyor. O yıldızın etrafında bütün galaksi, evren, bütün parçalar yeniden diziliyor. Farklı bir fotoğraf veriyor. Nasıl? Mesela biz bugün dünyadayız. Dünyadan uzaya çıksak, bir fotoğraf çeksek başka bir fotoğrafımız olur. Gidip atıyorum en yakın yıldız nedir güneşe? Filanca yıldız. O yıldızın üstüne bassak, yine elimize fotoğraf makinesini alsak, ayaklarımız yanmasa, bir fotoğraf çeksek başka bir evren fotoğrafımız olur. Evren bir tane evren ama durduğumuz yere göre evrenlerimiz olur. Sayısı değişir. İşte aynen bunun gibi de Kur'an-ı Kerim'deki her bir yıldız misal ayeti merkeze aldığınızda Kur'an'ın etrafınızdaki dizilimi değişir. Sünnetin etrafınızdaki dizilimi değişir. Sünnet mi değişir, Kur'an mı değişir? Hayır haşa, onlar değişmez. Sen farklı bir açıdan daha görmüş olursun. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın söyleyecekleri haşa tükenmez. Onun kelamı sonsuzdur, içindeki manalar da sonsuzdur. Ha biz çapımız yettiğince, görüşümüz yettiğince, nasibimiz miktarınca, kabımızca alabildiğimizi alabiliyoruz. İşte o kabın suya girip çıkışını çoğaltmak, aldıklarını çoğaltmak, gördüklerini çoğaltmak da bakış açımızı zenginleştirmekle mümkün. Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle ayetleri merkeze alışını, hakikat tefsiri tarzını bu noktadan da düşünelim arkadaşlar. Evet, girizgaha veda ediyoruz ve şimdi ikinci işarete dönüyoruz.
Hep yaptığımız şekilde ikinci işareti baştan sona bir kez okuyacağız arkadaşlar. Bahis biraz uzun. Yani 2,5 sayfacık kadar bir şey. Yani söz basım mizampajına göre. Söz basıma göre 97. sayfadayız yani Risale'de. Ve 99'da bitecek metin. 2,5 sayfa ama sıkmadan okumaya çalışacağım arkadaşlar. Bir kere baştan okuyalım ki yani o bütünlüğü bir görelim. Sonra tekrar dönüp baştan konuşmaya devam edelim. O bütünlüğün bir fotoğrafı kafamızda oluşsun istiyorum. Böyle parça parça konuştuğumuz zaman sonda nereye varacağımızı falan tam kestiremiyoruz. Baştan bir okumakta fayda var. Biz üniversite sınavına falan veya daha evvelki sınavlara hazırlanırken de hocalarımız özellikle böyle metinli sorular olurdu. Parçalı, mesela bir denemeden bir parça. Genelde Montaigne'in denemelerinden olurdu veya Suud Kemal Yetkin'in falan metinlerinden olurdu. Bir metin olur, altında o metnin sorusu olur. Bize hep derlerdi, o metni bir okuyun yani. Bir önce metin ne diyor, onu bir anlayın. Sonra soruya geçin. Bazen daha aceleciler soruyu okur, sonra soru ekseninde metni anlamaya çalışırlardı. Ama hocalarımızın tavsiyesi bu değildi. Metni bir okuyun. Ne diyor metin onu bir anlayın. Ondan sonra soruya geçin. Soruyla beraber bir daha bakın diyorlardı. Demek ki böyle bir hikmet var onda yani. Bir önce muhatap olup metne bir özet resmini çekmek. Sonra tekrar döndüğünde inceliklerini keşfetmek. Demek ki olabiliyor. Biz de Risale okumalarımızda bunun faydasını görüyoruz. Ben görüyorum. İnşallah size de gösterebiliyorumdur. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci işaret. Hikayede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki onun nişanlarını görmekle anlar ki dilim dönmedi su zamanı dilim dönmediğinde su zamanı. Hikayede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver-i ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Suretlerden bir yeri hatırlattı bize. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniye, böyle bir Resul-i Ekrem, Işık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Işık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyette peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Ey deistler, bir kulak verin bakalım. Burada size bir cümle var. Size hitap eden öncelikle bir cümle var. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemez. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tebakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tebakatındaki memurudur. Bunları ince konuşacağız arkadaşlar. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder,
hem Resul'dür. Onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle, gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki, buraları söyleyemiyorum, hem mümkün olur mu ki, buralar böyle çok gidecek. Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin. Tuhaflık yok mu bunda diyor yani. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsım-ı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, bakın burası çok ilginç, nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya. Onu da istiyor, bunu da istiyor. Ne istiyor? Detaylarını daha sonra konuşalım ama yani hem bir kalabalığa arzumuz var, kabaca söylüyorum şimdi o kısmı, hem de bir istiyoruz ki ya bir baş başa kalalım. Kimle kalalım? Kimle kalalım? İşte o soru işareti ama içi Allah'la doluyor onun ancak. Hem o var hem o var diyor bak. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onların kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan-ı kat'idir ki, uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Bunu bir vird olarak, bir zikir olarak, bir dua olarak, bir tefekkür cümlesi olarak deistlere yazıyoruz. Günde 1000 kere bu cümleyi tekrar edin. Bütün dertlerinizin devası orada. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan beyan olunan efsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrabinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakk-ı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından had ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahri hakayık ve 40 veç ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karib vücuh-ı icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz diyor ve ikinci işaret son buluyor arkadaşlar. Tekrar başa dönelim ve
öncelikle ikinci işaretin bize ne söylediğini yuvarlak, icmali konuşmaya çalışalım. Elbette hepimizin aklına bir şeyler gelmiştir. Sizin de metni dinlerken zaten kendi okumalarınızdan da daha önce tanışıksanız metinde vardır bir şeyler. Benim aklıma gelen şu arkadaşlar. Hani suretlerde de bunu söylemiştik. İlk işarette Bediüzzaman Hazretleri suretlerde de başta onu yapmıştı. Burada da ilk işarette onu yaptı. Önce Haşr Risalesi'nin evvelinde lazım olan ayaklarını inşa etti. Ediyor. Mesela öncesinde Allah'a imanı, değil mi? Konuştuk biz 4 gün boyunca. Yani haşrin dayanacağı duvar olarak, onun gerekliliğinin ve imkanının açıklaması olarak Allah'a imanı konuştuk. Ve zaten başlarken okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Ta Haşr Risalesi'nin başındaki o ayet, Rum Suresi'nin 50. ayeti. O da bize kainata Allah'ın rahmet eseri olarak bakmayı emrediyordu. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Fenzur ila eser rahmetillah diyor, değil mi? O devam var ilahi ayetin. Burada kainatın eser olarak tek başına değil Allah'ın eseri olarak zikredilmesi, hatta rahmetin eseri olarak zikredilmesi bize gösteriyor ki sadece eser diye bakmakla bu iş olmaz. Yoksa kafirler de kainata bakıyor. Ateistler de kainata bakıyor. Budistler de kainata bakıyor falan filan. Hepsi bakıyorlar yani. Hepimiz aynı kainata bakıyoruz. Da bir incelikli kuşatış daha lazım. Nedir? Allah'ın eseri olarak bakabilmek lazım. O yüzden suretlerde de önce Allah'ın varlığı o hikayede bir tartışma konusu oldu iki kardeş arasında. Birinci kardeş diğerini önce bir ikna etti. İşte dediğin gibi olabilir mi böyle bir kainat? İşte bir harf ustasız olmaz, bir harf katipsiz olmaz, pardon bir iğne ustasız olmaz falan. Hatırlayalım, oraya bir dönüş yapalım. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Yani padişahtan kastı Allah. Arkadaşı ona dedi ki, sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetdar musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor, nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görülen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Yani yabancı yazılara, frenk yazılarına alışmışsın. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım falan diyor ve devam ediyor bahis. Burada bize gösteriyor ki önce bir kainata frengi bakışından kurtulmamız lazım. Ne demek o? Yani Allahsız bakmaktan bir kurtul bakalım. Ama nasıl bir Allah? Şimdi şunu sorabilir birisi bu dersi dinleyen. Ya Hristiyanlar da Tanrı'ya inanıyor. Yani 3 de deseler, 5 de deseler, 7 de deseler bir Tanrı'ya inanıyorlar. Veya işte Yahudiler de inanıyor veya Budistler de. Onlarınkini çok bilmiyorum ama herhalde inanıyorlar. Yine bir Tanrı tasavvurları vardır. Ne kadar şirkle karışmış olsa da, alude olsa da, her teolojinin az çok inancın bir tanrı şeyi var. İsmine tanrı demese bile yakın bir şey söylüyor. O da tanrının eseri olarak bakmış olmuyor mu yani? Hayır. Bak Allah bizde İslam terminolojisinde bütün Esma-ül Hüsna'yı kuşatan bir kelimedir. Yani Allah'ın Allah olması için bütün Esma-ül Hüsna'yı sonsuz bir şekilde kuşanması lazımdır. Yani İslam'daki Allah kavramı içi Tanrı'yla dolmayacak, en azından başka teolojilerin Tanrısı'yla dolmayacak bir şekilde zengindir. Biz Allah dediğimiz zaman onlarınkinden çok başka bir şey söylüyoruz. Aynı şeyi kastetmiyoruz. Aynı şeyi kastetmediğimiz için de hayattaki karşılığı aynı şekilde olmuyor. Veya işte teolojimizin, teoloji diyoruz ama işte ilahiyat, teoloji aynı şeyden geliyor. Yani imanımızda, amelimizde,
takvamızda falan karşılıkları aynı olmuyor. İçi başka. Biz diyoruz ki Allah kullarını başıboş bırakmaz. Madem bu kadar sanatla yaratmış, elbette o sanatın bir sorumluluğu var. Ama başka bir teolojide o kadar sallamıyor yani. Allah diyor saat gibi kurmuş bırakmış, bize bırakmış yani. Biz de kafamıza göre takılıyoruz diyor. Yani diyor, azıcık diyor iyi yol tamam diyor. Yani sıkıntı yok. Öyle gözükmez diyor işte bize şeyde. Allah'ın eseri yani İslam'ın gerektirdiği Allah'ın eseri olarak bakmak lazım diye haber veriyordu. Oradaki hakikati birinci işaret bize tekrar anlattı. 4 ders konuştuk. Allah'a iman lazım haşre iman etmek için. Bu işin bir sıralaması var. Doğrudan haşirle ikna edemezsin insanı. Önce bir Allah'a imanı var mı yok mu? Oradaki pürüzü ne? Allah tasavvurunda bir arıza var mı? Onu düzeltmen lazım. Onu düzeltirsen bu delilleri kabullenmesi kolaylaşır. Onu üstad bize de bir usul olarak öğretti. İkinci şartta ne yaptı şimdi? Peygamber'e iman. Ya işte Allah'a iman tamam ama peygambere de imana ihtiyacın var. Neden? Çünkü peygamber Allah'ın rahmetinin en büyük başlığıdır. Tekrar ediyorum. Peygamber yani nübüvvet Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar orada görünen irşat hakikati, hidayet hakikati, istikamet hakikati. O Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin en büyük başlığıdır. Niye bunu söylüyorum? Çünkü rahmeti o rahmet eder. Yani eğer o irşad edicilik olmazsa o zaman amaçları bilinmeyen şeylerin ya nimet oluşu da acabalı hale gelir. Veya en azından şöyle söyleyelim. Ahiretsiz, ahiret bilgisi olmadan o bildirilmemiş nimetlerin bunu geçmiş derslerimizde yine konuştuk. Tanışıklığı bizim için aynı zamanda azaptır. Neden? Orada bir kilit cümle vardı. Zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Eğer ahiret bize bildirilmemiş olursa o zaman bizim bu dünyada tattığımız her şey bize azap. Keşke o güzelliklerle tanışmasaydık. Keşke o suretleri sevmeseydik. Keşke şu cemallere hayran olmasaydık. Neden? İçimizde yokluk oldular. Sahip olabildiklerimiz bile bu dünyada yine bizi bırakacaklar, yine yokluk olacaklar. Zaten çoğuna da sahip olamıyoruz da. Ama olduklarımız bile bizi bırakacaklar. O zaman bize bu nimetle beraber verilmesi gereken bir haber var. Nedir? O nimetin üzerinde şu yazmalı veya beraberinde o kağıt gelmeli. Denmeli ki arkadaşlar bu sadece tadımlıktır. Asıl yiyeceğiniz şu tarafta. Asıl sofralar bu tarafta. Asıl mutfak İleride gibi bir yazı o nimetin yanında olmalı. Yoksa o nimetle tanışmak bize azaptır. Yani yok olacak, doyurmayacak da o zaman bizimle de kalmıyor. O zaman keşke bunu bize göstermeseydin ya madem vermeyecektin. Niye umutlandırdın değil mi? Hepimiz bunu söyleriz. İşte ateistlerin diyor Üstad Hazretleri veya işte inançsızların, münkirlerin Allah'a düşmanlığı biraz da bu psikolojiden kaynaklanıyor. Kainatla muhataplar ama kalmıyor ellerinde. Oradaki düşmanlıkları diyor Allah'a yöneltiyorlar. Yani manyak senin imansızlığından o. Niye Allah'a yöneltiyorsun ki? Doğru düzgün itikadını düzelt o psikolojiden kurtul. Ama öyle yapmıyorlar işte. O da nefislerine zor geliyor. Fakat işte de öfke büyüyor. Bu da gitti, bu da gidiyor, bu da gidecek. Bunun endişesi en nihayet bir teolojik öfkeyle onlar da sahaya çıkıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin tespiti bu. El-Hak sahadaki durum da böyledir arkadaşlar. Girin ateist sitelerine bakın yani. Bir insan ancak yani sülalesini kesmiş adama bu kadar düşman olur. Ben öyle düşünüyorum yani. Bakıyorum abi adam sabah akşam Müslüman şöyle, Allah böyle, peygamber şöyle, Müslüman böyle, Allah şöyle, peygamber böyle. Abi senin başka işin yok mu ya? Hani ne oldu? Müslümanlar ne yaptı sana? Diyorum ya sülalesini kesmiş olsa birisi, bir zalim birisinin sülalesini kesse, o kadar sağ kalsa bir tane çocuk işlerinde, o kadar düşman olur. Hani bu şeylerde falan var ya, Tarkan, işte Kara Murat falan onlarda vardı. İşte Kostok bütün sülalemi öldürdü falan, bir tek ben kaldım, o da ondan intikam almaya çalışıyor.
Tarkan bile bu kadar öfkeli değildi arkadaşlar yani. Niye? Gidecek elinde. Onun öfkesi o. Hakikaten de ateist için alem sülalesini kesiyor. Onun da öfkesi var. O da işte Tanrı'ya yöneltiyor onu. İnanmadığı Tanrı'ya. Nasıl oluyorsa. Bir tane roman vardı, isim aklıma gelmedi şimdi. Onun içinde işte felsefecilerin toplantısı var. İçlerinden birisi romanın kahramanı, diğerleri yan karakterler. O romanın kahramanı olan felsefeciler en son diyor bir yerde, böyle bir isyan ediyor. Ya diyor arkadaşlar diyor, hani hepimiz diyor Tanrı'nın olmadığını inanıyoruz ama hiç yok olan bir şey hakkında konuşuyormuş gibi değiliz diyor. Sanki var olan bir şeyi tartışıyoruz diyor burada. Hani hep böyle millet diyor kızıyor Tanrı'ya, işte eleştiriyor Tanrı'yı falan filan diyor işte burada. Bu diyor bir tutarsızlık aslında diyor. Biz diyor yokmuş gibi davranmıyoruz diyor. Var olan bir şeyi tartışıyormuş gibi konuşuyoruz burada diyor. Bu diyor bizim için bir çelişki aslında falan diye. İsmi aklıma gelmedi romanın. Gelirse onu da söylerim. Böyle bir ufak sahne vardı içinde. Hatta belki yazımın içinde de anmışımdır onu ama araştırırsam bulurum arşivimde. Evet. Burada da peygambere iman vurgulanıyor. Demek ki haşir için peygambere iman da gerekli. Neden? İşte ayetin başı bununla tamam olacak. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Eser tamam. Allah da birinci işarette tamam oldu. Rahmet. Rahmet de peygamberin manasıyla, genelde nübüvvetin, özelde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği manayla tamam oluyor ki Kur'an'da da Efendimiz rahmetellil alemin olarak, alemlere rahmet olarak zikredilir. Neden? Çünkü Efendimizin o en komplike, muvaffak, üstün şekilde başardığı şeyi zaten alemin amacıdır o yani. Alem neden var? Gelip geçmek için mi? Hayır, bir yere işaret etmek için. Yani siz trafik işaretlerinin yanından geçtiğiniz zaman o trafik işaretleri ne için var oluyor? Size yön göstermek için. Alemdeki bu değişkenlik, bu gelip gitmeler de bir şey hissettiriyor bize. Bu alem kendisi için değil. Ne için? Bize bir yön göstermek için, işaret etmek için. İşte onun da en komplike, özet, icmali veya ne diyelim, üstün, şuurlu, insan seviyesindeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğu için o anlamda onun getirdiği davet ve din, o bütün alemin yaratılış hikmetinin özüdür. Zaten hadis-i şerifte de vardır, alem onun nurundan yaratılmıştır. Bu ne demektir? Yani o programıdır alemin aynı zamanda. Onun maksadı, yaratılış amacı, üzerine yaratıldığı şey, fıtratı ve görevi yaptığı, hakkıyla yerine getirdiği nübüvveti, risaleti, kainatın varoluş amacının özetidir, en başarılısıdır. Tohum, çekirdek neyse, meyve, ağaç için neyse, onun çekirdeği de ağacın başlangıcı için odur. Yine Bediüzzaman'ın sözüne dönelim. Kendi sözlerimizle bir yere varamıyoruz. Onun verdiği örnek öyle. Yani çekirdek hem bir ağacın nihayetidir hem de bidayetidir, değil mi? Başlangıcıdır. Aynı burada bizim ayetlere bakışımız gibi. Ayetler hem diyoruz başlangıçtır hem sonuçtur. Çekirdek de ağacın hem başıdır hem meyvesinde ulaştığıdır yine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hem alemin başlangıcıdır. Çünkü onun nurundan yaratılmıştır, programından yaratılmıştır. Onun en iyi şekilde yaptığı, onda özetlenen mana üzerine yaratılmıştır. En nihayette de Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ın zirvesine çıkmıştır. Yine onunla bitmiştir yani. İşte ondan sonrası ahir zaman, kıyameti bekliyoruz biz artık. Kıyamete doğru yaklaşan nesilleriz. Evet, böyle bir bütünlük var ve bu bütünlük bize o rahmeti en büyük deliliyle gösteriyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine dendiğinde, Allah rahmet eser, Allah'a iman, peygambere iman ve kainata zaten içinde yaşıyoruz, iman etmekle ortaya çıkıyor. Hatırlarsınız hem bundan önceki bahislerde hem de suretlerde sofestailere çok atıf vardı. Sofestailer yani septikler, şüpheciler, nihilistler mi diyelim.
o taife başta kainat kitabında şüpheli. Var mı yok mu bu kainat kitabı? Onlara üstad o yüzden diyor. Yani sofestayı olun tamam diyor. Benim diyor sizinle bir derdim olmaz diyor. Ahmaklığa gitmiş olursunuz diyor. Ama diyor hem kainat kitabını kabul edip hem de böyle diyor Allah'ı inkar etmek, haşrı inkar etmek bu diyor, diyor saçmalık oluyor diyor yani. Bir kitabı iman ettin mi oradan seni yakaladık, sen artık kaçamazsın bir yere. Ya yani sofistlerden daha aptalım diyeceksin, kabul edeceksin bunu. Veyahut da tutarsızım diye kabul edeceksin bunu. Veya da diğer iman akidelerini de içinde inşa edeceksin onların zaruriyatı olarak. Tutarlı olmak için kendi içinde. Evet. Dedik ki peygambere imanda gerekli haşrin ispatı için hem dayanak olarak hem de zaten şöyle söyleyelim. Haşre iman dediğimiz şeyi de bizim haberdar olmamız nübüvvetle olabilir ancak. Yani nübüvvet olmasa biz haşirden nasıl haberdar olabiliriz ki? Bu bilgi yani kainattan sırf çıkarılabilecek bir bilgi mi? Yani Allah-u Alem kaydıyla söyleyelim. Filozofların çoğunun burada takılması, hatta Müslüman filozofların mesela İbn Sina'nın bile bu noktada ayağının takılması, akıl bu yolda gidemez falan demesi gösteriyor ki bu çok kainattan hemen varılabilen bir şey değil. Bir arada vahiy lazım, nübüvvet lazım bu bilgi için. Allah'a iman da evet, kainattan da olabilir değil mi? Maturidiler, yani itikatta maturidi olanlar ne diyorlar? Yani özet bir imana sahip olabilirsin peygamber olmasa bile, Allah'ın varlığına, birliğine dair icmali bir iman sahip olabilirsin. Kainata bakarak bundan mesulsün diyorlar. Ama eşariler diyorlar ki yok, hani vahiy olmadan sorumluluk olmaz. İkisinin de dayanakları var. İkisi de delilsiz konuşmuyor. Kesinlikle böyle düşünmeyelim. Ya o ya bu demeyelim. İkisi de doğru. Yani Cenab-ı Hak ikisinin de haberini vermiş. Bize bir alan açmış. Allah İmamlarımızdan razı olsun, ehl-i sünnet vel cemaat büyüklerimizden, ulemamızdan. Onların irşadıyla bugün biz de istikamet üzere olmaya çalışıyoruz. Evet, ikinci işaret. Artık başlayalım ince okumaya. Hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş. Ne demekti Yaver-i Ekrem? Kerim yardımcı, yüce yardımcı, ne diyelim... Burada nasıl verilmiş ya? Dur onu söyleyelim. Niye zorluyoruz kendimizi? Yaver Ekrem çok değerli, yüksek rütbeli memur diye verilmiş burada. Doğru, Yaver o demek yani, böyle üst düzey görevli gibi. Padişahın yardımcısı, vezir gibi bir şey diyelim yani. İşte o Yaver-i Ekrem, hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. Bende nedir? Bende kul demek. Burada ne diyebilirim? Evet, köle kul demek. Hatta hani işte bendeniz Ahmet, bendeniz falan deriz ya, o bendeniz sizin bendeniz, sizin kulunuz. O manada söylüyoruz aslında, bir saygı ifadesi o. Adınız ne? Bendeniz Ahmet, yani kulunuz Ahmet. Biz onu böyle sanki ben deniz gibi düşünüyoruz ama ilgisi yok. Bendeniz bir bütünlük. Bazen hani öyle rastlıyoruz. Sizin kulunuz manasında. Kulunuz Ahmet. İnce bir söyleyiş yani. Onun has bendesidir. Has, iyi, özel gibi. İşte o Yaver-i Ekrem Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Suretlerde kastedilen Yaver-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselammış. Kurban olalım ona. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Bak, şöyle müzeyyen bir kainatın süslenmiş, ince ince işlenmiş, mücevherlenmiş, bu müzeyyen, murassa, bunların nüansları vardı. Ben geçen şey yaptım, görmüştüm mesela. Bir şeyi üstünde işlersen o müzeyyen demekmiş. Ona taş işlersen murassa, yani taş kakılmış ona, değerli taşlar falan. Bu kelimelerin arasında da şeyler var yani, nüanslar var.
şöyle müzeyyen bir kainatın, yani nakış nakış işlenmiş bir kainatın öyle mukaddes bir saniye böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir diyor. Söyleyemedim bir türlü, yine su zamanı. Niye böyle söylüyor? Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Niye böyle olsun? Soralım kendimize. Hani Bediüzzaman Hazretleri burada bir iddia dillendirdi. Peki bu iddia bizim için zorunluluk ifade eder mi? Bunu soralım. Tefekkür edeceğiz çünkü. Biz de mürşidimizin peşinde adım adım ilerleyeceğiz. Taklidi bir şey bırakmamaya çalışacağız. Arkadaşlar, şuradan geldiğini görüyorum ben meselenin, burayı düşünürken bu paragrafı. Şimdi eğer kainat müzeyyen olmayaydı, o zaman peygamberlikten belki bahsetmeye gerek yoktu. Ama görüyoruz ki şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniye var. Ne demek istiyorum? Bu böyle çok satan bir roman vardı ya, onun filmi de var hatta da. Kağıttan Kentler değil de aynı yazarın kitabı. Böyle bir kanser olan kız var, kanser olan bir tane çocuk var. Bunlar işte rehabilitasyon şeyinde falan, grup terapisinde falan tanışıyorlar. Psikologda falandı galiba. Ama filmin ismi neydi ya? Vallahi filmin ismini hatırlayamadım yani. Hem filmi var hem kitabı var, yani çok satan bir kitaptır da. Onun içinde bir yerde bir bahis var böyle. Aslında kitabın bütünlüğüyle de çok ilgisi yok ama o genç oğlan öğretmeniyle ilgili bir şey anlatıyor orada. Diyor ki öğretmenim bana derdi ki sanki bu kainat fark edilmek istiyor. O zaman okuduğumda ben onu, hatta belki bir yazı konusu yine yapmışımdır. Böyle her okuduğumu da yazı konusu yapıyorum az çok, yani etkilenirsem. Ne demek istiyor? Yani diyor o kadar böyle aklın ilerleyebileceği bir zemin oluşturulmuş ki kainatta. Düşünülesi, görülesi, konuşulası, incelenesi, hani böyle tadılası, bakılası, üzerinde yaşayan şuurlu her şeyi kendine doğru çeken bir yazı var bu kainatta. Bu yazının çok tonları var. Renk var, koku var, ses var, hikmet var, ne diyelim başka, menfaat var gibi gibi çok tayfı var bu ışığın. Ama özünde şunu hissediyoruz. Kainat insanla ilişkiye girmek istiyor. Şuurlu olan her şey için söylüyoruz bunu. Diğerler için de geçerli. Şuursuz olanlar da mesela, hayvanlar için de. Hayvanları da kendine çekmeye çalışmıyor mu kainat? Bitkiler veya işte başka şeyler. Güneşin doğuşu bitkileri kendine çeviriyor değil mi? Gibi gibi. Bunun alt katmanlarını düşünün arkadaşlar. Yani kainatta bir dert var kainatta ya. Bir dert var. Bu kainat bir kitap. Çok bilgi var içinde. Ve anlaşılmak istiyor. Bize sanki kendisini fark ettirmek istiyor. Okuyanları ödüllendiriyor. Bakın mesela biz bugün bilim diye bir şeyden bahsediyoruz. Onun yan şeyi olarak teknolojiden bahsediyoruz. İşte bir sürü kullandığımız alet, edevat vesaireden bahsediyoruz. Şu önümdeki telefon mesela. Bak, bu telefona giden okumayı yapanlar her kimse ödüllendirmiş. Ne yapmış? Ona bir cihaz lütfetmiş. Görüntüsünü kaydedebiliyor. İstediği kişiyi arayabiliyor. Buradan ta işte Amerika'ya, şuraya buraya iletişim kurabiliyor. Yani bana bakana diyor bal sürerim diline. Benimle meşgul olana şeker veririm. Ben bunun için varım. Bana biraz bakmanız lazım. Elbette bu bakışın amacı Allah'a ulaşmaktır. Yani eşyanın marifeti, marifeti saniye içindir. Onu yaratan ustayı bilmek, sanatlı yapan yaratıcıyı bilmek. Saniye o demek, sanatlı yaratan demek. Onun içindir. Evvela odur yani. Usta eseri niye yapar? Kendisini bildirsin diye yapar yani. Kendisinden haberdar etsin diye yapar. Ama ona doğru atılmış bütün adımları da kainat
kendi bilinciyle değil elbette, yine Allah'ın takdiri, onun arkasında Allah'ın rahmeti var. İşte rahmetini tadmaya başlıyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, baktığın anda eser rahmete dönüşüyor. Bakın değişik bir noktaya geldik. Bu derse başlarken böyle bir şey aklımda yoktu. Şimdi açıldı Allah'ın bir lütfu. Yani eserlere baktığımız zaman biz, eser rahmet tarafını gösteriyor. İki türlü de anlayabiliriz bunu. Allah'ın eseri diye bakarsak marifetullah alıyoruz. Bu bir ahiretimiz için bir rahmet. İki, o Allah'ın eseri oluşunu bilişimiz kainatla muhatabiyetimizi değiştiriyor, üst düzeye çıkarıyor. Musibetlerle, sıkıntılarla muhataplığımız da mesela değişiyor, farklı bir paradigmaya oturuyor. Her şeyin bir hikmeti var, seviyesine oturuyor, oradan bir rahmet. Üç, velev ki imanımız olmasın, Allah korusun öylesinden olmaktan, bu sekülerler için bile bir rahmet. Baktıkları zaman, Allah'ın eseri olarak bakmasalar bile, baktıklarında eserden bir şey çıkarabiliyorlar, bir rahmet çıkarabiliyorlar yani. Bu bile gösteriyor ki Allah'ın rahmet eseri o. İşte bu teknoloji, bu bilim, bu işte ulaştığımız şeyler, onlar hep Allah'ın rahmet eseri. Neyse efendim, buraya nereden geldik? Ha, şunu söyleyecektik. Müzeyyen bir kainat var. Önce bunu kabul edelim. Kainat beton dökülmüş düz bir alan değil. Kainat nakış nakış işlenmiş bir taç, bir kilim, bir ne derler işte o mukarnas mı diyorlar, ne diyorlar çok da bilmiyorum bu tabirleri, mimariye dair bilgim yok. Yani o sanatla yapılan şeyleri aklınıza getirin. İsmini ben veremesem de şu an. Bu mücevher olabilir. Sizin daha çok bildiğiniz, daha zengin tanıdığınız ne varsa. Kainat o ya, ondan ötesi zaten. O kadar ince ki. İndikçe sanat çıkıyor. İndikçe sanat çıkıyor. İndikçe sanat çıkıyor. Çıktıkça sanat çıkıyor. Çıktıkça sanat çıkıyor. Çıktıkça sanat çıkıyor. Yani neresine gitsek sanat buluyoruz. Bu kainatın nötr bir tutumda olmadığını gösterir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu durum, bu sanatlı tutum kainatın nötr olmadığını gösterir bize. Kainat kesinlikle ve kesinlikle anlaşılmak istiyor. Kainat anlaşılmak istiyor. Çünkü anlaşılana ödül veriyor. Bunu neyle açıklarsanız açın. Biz Allah diyoruz. Hikmet diyoruz. İşte marifet diyoruz. Siz onu başka bir düzleme koyun. Neyse küllerler. Nereye koyarsanız koyun. Siz de kabul etmek zorundasınız. Bu kainat anlaşılmak istiyor. Anlayanı da ödüllendiriyor yani. Evet. İşte bu kainat böyle yaratılmışsa, onun da mukaddes, kusurlardan yüce, yüksek, sani varsa, şimdi la teşbih ve la temsil, bir roman yazmış ki süper, okunsun diye böyle her tarafı böyle diyelim okunaklı, içerik itibariyle de işte mizampaj, tasarım falan her şey itibariyle tam okunacak bir kitap yazılmış. Yazarı belli ki bu kitap okunsun istiyor ama onun okumasını öğretecek kimse yok. Böyle olur mu ya? Şeylik yok mu yani? Kainat kitap olsun. Allah kendisini bildiriyor olsun orada katman katman, seviye seviye, çeşit çeşit, sonsuz sayıda delille bildiriyor olsun. Ama o nasıl okunacak? Okuma yazma bilmeyenlere öğretmesin. Bir muallimle bize anlattırmasın. Tutarsızlık yok mu bunda yani? İşte o tutarsızlık bizi peygambere imana götürüyor. Evet, şöyle müzeyyen, süslü, sanatlı bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse, yani ışık güneşe lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir? Güneş var. Belli ki bildirmek istiyor kendisini. Yani nasıl diyelim, yanıyor, aydınlatmak istiyor, ışık vermiyor. Ya olmaz böyle bir şey. Nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir? Öyle de uluhiyetle peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Yani işte yine güneşin şeyine dönelim. Diyorsun ki şöyle bir cümle kuruyorsun. Ya güneş diye bir şey var.
Abi bütün alemi aydınlatmak istiyor ama hiç ışık vermiyor. Bir şey yaparsın, ne demek yani? Aydınlatmak istiyor ama hiç ışık vermiyor. Veya işte daha aşağı çekelim kendi seviyemizi. Abi bir alim var. Çok bilgili böyle. Herkese bilgisini paylaşmak istiyor. Herkese anlatmak istiyor şeyini, kültürünü aktarmak istiyor. Ama hiç kimseyle konuşmuyor. Bir şey yaparsın yani, bu tutarsız oldu yani, bu böyle olmaması lazım. Ya önce söylediğin yalan ya sonra söylediğin yalan. Önce söylediğini yalanlayamıyorsun ey arkadaşım. Çünkü kainatı kabul ettin, ondaki sanatı da zaten hepimiz kabul ediyoruz. Bilim bilim. Teknoloji teknoloji. Ne diyelim, sanat sanat, kabul ediyoruz kainattaki şeyi. Artık bu kafir Müslüman arasında bir ayrım meselesi değil yani, hepimiz kabul ediyoruz bunu. Sen Müslümanların dediği şekilde kabul etmezsen biliminle kabul etmiş oluyorsun. Oradaki anlattığın nizamla kabul etmiş oluyorsun. Seküler alanda da olsa. Ha öyleyse o zaman gel bakalım. Bu güneş ışıksız olmaz. Onun uluhiyeti risaletsiz olmaz. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Amaçsızlaştırmış olur. Yani kainatı yaratmış, kendini bütün delillerle bildirmiş. Yani bu delilleri sayamıyoruz. Tekrar ediyorum ama arkadaşlar, hani meselenin şeyi, heyecanı belki bunu söyletiyor. Biraz da yani çok açık ya. Bu nasıl kabul edilmez diye biraz da hayretimden şey yapıyorum yani. Kainat delil delil kendini gösteriyor. Orada anlatıyor kendisini. Ama kendisini bildirmek istemiyor. Yani kitabı yaratmış, okuyacakları yaratmış, okuma yazma öğretmiyor. Tabii, tuhaflık var bu işte. Bu böyle olmaz. Mantıken bile buraya gelmek lazım. Peygamberlere iman, yani bak nasıl bir mantık eseri. Nasıl zaruret yani, insan ya bunu kabul etmekte bir ne zorluk var, ben anlamıyorum yani bu arkadaşların sıkıntılarını. Cenab-ı Hak hidayet versin, herhalde nefislerinde takıldıkları bir şey var. Hani Allah olsun da kainatı böyle detay detay yaratsın da şey yapmasın, kendisine haber verecek peygamber göndermesin, vahiy indirmesin. Ya bir, dur bakalım, niye böyle olsun? Nasıl böyle olur? Neyse, uzatmayayım. Söylenecek çok. Nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal. Gerçi vaktimiz az kaldı ama burayı da okuyalım. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde bir cemal, yani sonsuz mükemmellikte, artık ondan ötesi yok, bir cemal, bir güzellik, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Şimdi la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak bize bazı araçlar vermiş, onun esma sıfat ve şunat-ı zatiyesini anlamamız için. Elbette sadece bir eşik, bir pencere olarak, onu sınırlamak için değil, onu anlamaya bir vasıta olarak, içimizde bir delil bularak yani o mevzularda. Biz mesela, ya benim yeğenlerim var mesela, bir tanesi büyüdü, onun küçüklüğünü de hatırlıyorum. Şimdi diğerini de mesela yanımızda, işte 2 yaşına yaklaştı, Allah afiyetle ömür versin. Ya bir şey yapıyor mesela çocuk, herkes görsün istiyor böyle. Sen de bak, sen de bak, sen de bak, hani gösteriyor herkese, bak bir şey yaptım ben. Veya işte daha büyümüşlerde, özellikle kız çocuklarında o çok vardır. Bizim de kız yeğenlerimiz var mesela, Yusra var, Eylül var, Eylül Ecrin. Mesela bir saçını bir şey yapıyor mesela, göstermek istiyor sana, nasıl olmuş saçım falan diye. Veya bir elbise giyiyor, o elbise geziyor evin içinde elbiseyle. Herkes görecek onu, böyle bir iltifat, bir alkış alacak. Bak insanda bu şey var. İnsandaki cemal ne ki? Şey ne ki? Kemal ne ki? Yani çok 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 çok, bu çokları uzatın sonsuza kadar. O kadarcık bir şey. Ama göstermek istiyoruz o olduğunda.
o cemal, ondaki kemal görünmek istiyor, bildirilmek istiyor. Bildirilmezse kendisini abes buluyor. Ya mesela evde oturdunuz, işte ne yaptınız? Tıraş oldunuz, saçlarınızı taradınız falan, takım elbise giydiniz falan filan. Öyle oturdum bir saat, sonra kalktım, pijamam giydim, yattım. Der ki, lan niye yaptın o zaman oğlum, manyak mısın sen derler. O kadar hazırlık niye, bir yere gitmediysen, kimseye göstermediysen, şöyle bir salınıp dolaşmadıysan, bunun amacı ne? Adam böyle azıcık bir saçını bir şey yapıyor, hemen bir telefon alıyor, böyle bir çık, selfie paylaşır en azından, değil mi? Onu yapıyorlar şimdi böyle. Hani niye? Görürsün bak, saçımı böyle yaptım bu akşam. Ele gösteremedim, web'e göstereyim diye internette paylaşıyorlar. Ya bu, bak bu sosyal medya üzerinden düşünelim. Bu bir şeyi gösteriyor. Bir temayül ki bu temayülün en ucu insanda da göstermiş kendisini bu şekilde. Elbette bunun helali haramı ayrı. Hepsi helal değil. Cenab-ı Hakk'ın istediği kısmı var, bizim göstermemiz istediği, istemediği kısmı var. Onu söylemiyorum şimdi, mevzumuz o değil. Ama bu temayül nereden geliyor? Bu temayül Cenab-ı Hakk'ın elbette kusurlardan münezzeh, müberra, zat-ı şahanesine layık bir şekilde mukaddes bir üstadın işte şuunat diye tabir ettiği, elbette bunun şeyi vardır, öncesi vardır, başka alimler de bunu söylemişlerdir. Yani Cenab-ı Hak cemal sahibi, o cemalde kendisini göstermek ister. Cenab-ı Hak nihayetsiz cemal sahibi. O zaman o cemal de nihayetsiz bir şekilde kendisini göstermek, bildirmek ister. Çünkü bu lütuftur. O kemal kendini göstermekle zirveye çıkarır. Nasıl ifade edelim bunu? Vaktimiz de azaldı. Zor zamanda zor meseleye girdik. Şimdi mesela ya çok cömertsiniz, elinizde de bir sürü nimet var. Şimdi bu durum, hem cömertliğin sizde olması hem elinizin de bol olması, ikisinin birden olması, yani imkanıyla gerekliliği, işte o rahmet mevzusunda konuştuk ya, rahmet ve kudret ayetin hatırlattığı iki isim. Bunu şeye çekelim, cömertlik ve bolluk, ikisi de var sizde diyelim. Hem cömertsiniz hem de bolluk var elinizde. Şimdi bu sahaya çıkmazsa sahibini yer bitirir. Bir sahabenin duası vardı. Hangisiydi? Allah cümlesine rahmet eylesin. Onların şefaatine bize nail eylesin. Çok hoşuma gitmişti. Enes bin Malik olabilir radıyallahu anh, ama emin değilim. Çünkü o biraz varlıklı bir sahabe herhalde. O olabilir ama o mu kesin emin değilim. Şöyle bir duası vardı. Ya Rabbi diyor, sen bana cömertliği vermişsin diyor. Fakirliği verme, çünkü diyor cömertlik fakirlikle bir arada olmaz. Yani sahibine şey olur, zor olur. İnsan fakirse cömert olamaz. Yani ister vermek ama veremez ki, yok veremez. Bana diyor fakirlik verme diyor, çünkü diyor bana diyor cömertliği vermişsin diyor. Ne güzel bir dua. Fakirlikten o şeyle, cömertliğini şefaatçi yaparak fakirlikten korunmak istiyor Allah'tan. Biz de bu duayı edelim. Cenab-ı Hak da bize hem cömertliği versin, hem fakirliği göstermesin. Çünkü o cömertlik fakirlik olmadan kendini sahaya döker. İşte onun gibi de, ya bolluk var, cömertsin de ama hiçbir şey bağışlamıyorsun. Ya olmaz böyle bir şey. O duramaz o, patlar böyle yani. İçinde birikir, ortaya çıkmak ister. O bir potansiyel, çünkü kemal potansiyeli var orada. O potansiyeller hep ortaya çıkmaya çalışır. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da sonsuz bir cemali var. Bu kainatta gördüğümüz cemal, suyunun, yani Cenab-ı Hakk'ın masivası, onunla bir olamaz. Cennette biz Cenab-ı Hakk'ı bir göreceğiz geri döndüğümüzde. İnşallah Cenab-ı Hak tabii cennetine kabul buyurursun inşallah bizi. Yani ev halkı diyor, onu tanımayacak. Başkalaşmış olacak. O cemali görmekten başkalaşmış olacak yani. Düşün. Oradaki diyor bütün cennetin hepsini topla, bir anlık rüyetullah'a mukabil gelmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir güzelliği var. Nasıl bir güzellik? Keyfiyetini bilmiyoruz ama öyle bir güzelliği var. Kainattaki güzellik zaten oradan geliyor. Bu şey anlamında düşünülmesin, cismani anlamda değil. Yani
tecelli ediyor, yaratışına yansıyor. Cenab-ı Hak onunla yaratıyor kainatı. Biz elbette masivayız, bizim Cenab-ı Hakk'a hiçbir benzerliğimiz olamaz. Allah nerede, biz nerede, yani o anlamda düşünülmesin. Ama tecellisi var, gölgesinin gölgesinin gölgesi şeklinde bile olsa kainatta bir güzellik var. Bu güzellik nihayetsiz olduğunu gösteriyor. Bu kadarcık, bu kadar sınırlı şartlarda, bu kadar olanla bile biz onu görüyoruz yani. Muhteşem ya bu kainat. Yani arkadaşlar şöyle bir çıkın dolaşın. İstanbul'da pek o mümkün olmuyor belki ama şöyle bir kıra bayıra çıkın yani. Memlekete gidin falan bir dolaşın. Var mı yani bunun dengi, bu tasarımın dengi? İşte o güzellik nasıl diyor kendini tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Yani o kadar sergi yapılsın, göster şey olsun ama abi bu sergi ne işe yarıyor? Hiç reklamı yapılmasın, anlatılmasın, kapısına kilit vurulsun, öyle bırakılsın. İnsanlar görmeden geçip gitsinler. Olmaz, bu tutarsız bir iş. Bak nübüvvet nasıl düğümleri çözüyor. Vaktimiz doldu arkadaşlar, uzatmayacağım. Şöyle bir iki cümle söyleyeyim. Yani arkadaşlar bakın bu ikinci işaretin tamamında bunu göreceğiz. Daha başındayız. Yani nübüvvet bu kainattaki tutarsızlıkları çözer. Ona inandığınız zaman bütün düğümler açılır. Hah dersiniz, taşlar yerine oturdu şimdi. Nasıl oluyor bu? İşte bu bahisler bize onu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yansıyan çok sıfatı var ki, ismi var ki, şunatı var ki, onlar nübüvvet olmadığında abese düşüyorlar. En açık ifadesi boşluğa düşüyorlar, amaçsızlaşıyorlar. Onların amaçsız olmaması ancak nübüvvete imanla ve onun getirisi olan şeriat ile mümkün oluyor. Cenab-ı Hak hem o güzel nebilerin şefaatlerine hem de onların şeriatıyla amel etmiş hakiki varisleri, alimlerinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onların hidayet derslerini kafamızdan, kalbimizden, yolumuzdan eksik etmesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bugünlük de bu kadar. İkinci işareti önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.